Merhabalar, bu haftaki kitap incelememiz İspanyol asıllı Amerikalı yazar Felipe Alfaro'nun Locos, bir jestler komedisi adı altındaki Monocle yayınlarından 2016 yılında yayınlanmış, bildiğim kadarıyla da tek baskıda kalmış kitabını anlatacağım sizlere. Enteresan bir kitap Locos her şeyiyle ve dönemi içinde biraz ileri diyebileceğimiz, ki 1936 yılında ilk defa yayınlanıyor İspanya'da. Dönemi içinde ileri diyebileceğimiz, hatta bazı açılardan böyle postmodern öncü postmodern bir eser olarak nitelendirebileceğimiz bir kitap. Tabii ki dönem itibariyle postmodernist değil ama yaptığı itibariyle, ki üst kurmaca bir metindir Locos. O zamanlar 1930'lu yıllarda, 30'lu yılların aslında ikinci yarısından itibaren başlayan farklı eserlerin gelme döneminde yazılmış bir roman. O yüzden de ilginç bir roman. Bir çerçeve hikaye ve çerçeve hikaye etrafında şekillenmiş. Ki bu çerçeve hikaye ön sözle yapılıyor. Bunun bir örneği yine bir İspanyol yazar Miguel de Unamuno'nun Sisi'dir. Ki onu da ilerleyen günlerde sizlere anlatacağım. O da çok özel bir metindir. Onun da ön sözünde bir kurmaca ön söz vardır. Felipe Alfaro da ama bu sefer, yani bir ön söz, yazarın ön sözü. Hakikaten yazar bize aktarıyor ve kurmacı değilmiş gibi aktarıyor. Ama birazdan okuyacağım zaten oradan da birkaç tane cümle. Ama görüyoruz ki cidden böyle bir kurmacanın çok yoğun olduğu, karakterlerin ön plana çıktığı. Bu postmodernizmin yazar öldüğü lafı vardır. Yani yazar öldüğü kendisi de kullanıyor Felipe Alfaro bu arada. 1930'lu yıllarda bir anlamda kullanmış. Gerçekten hani dönemi için aslında ileri ama maalesef keşfedilmemiş. Ta 1987 yılında Amerika'da ikinci baskıyı görmüş. Dalkey Archive Press tarafından, ki Dalkey Archive Press de ilginçtir. Flann O'Brien'in, ben yakında onun da kitabını sizlere anlatacağım. Ağacı Tüneyen Sweeney adlı muazzam bir kitabı vardır. Bu da 1939 yılında yazılmış. Flann O'Brien'in Dalkey Arşiv diye bir romanı vardır. O romanın ismiyle olan Dalkey Arşiv Press, Amerikalı bir yayın evi, 87 yılında bu kitabı yeniden basıyor. Çok ciddi bir ilgi görüyor. Zaten yazardan da bir, hani yeni bir dosya. Kronos diye bir kitap daha yayınlanıyor 1990'da. 99 yılında da vefat ediyor. Kendisi 1902 doğumlu. 97 yaşında yanlış hatırlamıyorsam vefat ediyor Felipe Alfaro. Barcelona doğumlu. New York'ta vefat ediyor. Uzun yıllar yaşamış ama ünü gerçekten çok geç yaşamış, deneyimlemiş bir yazar. İki romanı haricinde bir tane şiir kitabı var. Yine 87 yılında yayınlanıyor şiir kitabı. Pardon, 92 yılında yayınlanıyor. Ki işte 1930'lu yıllarla 87 arasındaki şiirlerinden oluşan bir Sentimental Songs adlı kitabı. Bir tane de bir ilk yazdığı kitapta 1929 yılında İspanya'da yayınlanmış bir çocuk kitabı var. Toplam 4 kitabı olan bir yazardan bahsediyoruz, Felipe Alfaro. İlginç bir yazar, pek keşfedilmemiş bir yazar zamanı içerisinde, ama sonra da çok satanlara girdiğini en azından kitaptan görebiliyoruz. Mesela Washington Post'un burada bir yazısı var, onu söyleyeyim. Alfaro'nun yaratıcı jestler komedisi, her eğlence parkındaki aynalı labirentler gibi kafa karıştırıcı, delirtici ve fazlasıyla eğlenceli. Modern bir çok satanın gerektirdiği her şeye sahip. Cinayet, ensest, günahkar rahipler, şehvetli rahibeler, birkaç intihar, çeşitli gizemler, yaşayan ölüler, pezevenkler ve fahişeler ve şairler, Çin'den Filipinlere, Karayipler'den Avrupa'ya uzanan mekanlar diye Washington Post gazetesindeki yazılan işte kitapla ilgili tanıtım yazısında bahsedilmiş. Ya, bu anlatılanlar metinde yok mu? Ya yani bu bir Washington Post'un söyledikleri yalan mı? Hayır, değil. Dediği her şey yerlerince var. Ama aktarım, yani yazarın anlatımı, bu karakterlerin üstünden böyle bir üstünden geçiyormuş gibi. Yani çok da o negatif diyeceğimiz nokta çok da detaylandırarak anlatılmıyor. O yüzden rahatsız edici tarafları var kitaptaki bazı öykülerin. Ki dediğim gibi bölüm bölüm 8 tane öyküden oluşuyor aslında romanımız. Var bazı sahneler, bazı rahatsız edici durumlar ama bunlar bayağı bir üstten giriyor aslında. O yüzden çok fazla rahatsız edici olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani çok daha başta Thomas Pynchon, Chuck Palahniuk gibi yazarlar olmak üzere çok çok daha rahatsız edici bu tarz konularda metinleri olan yazarlar var.
Ama hani Locos'ta 1930'lu yılların da bir metni olmasından da kaynaklı. Bu biraz dediğim gibi üstten geçen, şu anlattığım konular üstten geçen bir anlatımla tamamlanmış durumda. Ama dediğim gibi tam bir üst kurmaca bir metinle karşı karşıyayız ki ön söz bize aslında bunu hazırlıyor ki ön söz dediğim gibi bir çerçeve hikaye aslında. Ve romanın da bize nasıl olduğunu gösteriyor. Roman öykülerden oluşan, birbiriyle bağlantılı öykülerden oluşan. Daha doğrusu karakterlerin neredeyse her karakterin bir sonraki öyküde de yer aldığı, yani bazı karakterlerin öyküler boyunca devam ettiği ama farklı farklı şekilde. İsim aynı ama kişi farklı. Bu şekilde devam ettiği enteresan farklı bakış açılarının olduğu, farklı hikayelerin, çok ilginç hikayelerin olduğu. Mesela kitabın başından isimleriyle de anlayabiliyoruz. İşte kimlik bir karakter, dilenci, parmak izleri, cüzdan, Cinelato, Ölü Sevici, Köpeklerin Romansı, 8 tanenin ismi. Mesela Ölü Sevici diye çok enteresan bir öykü var gerçekten. Bir tane kadın var, ölülere aşık yaşarken. İlginç yani, çok enteresan metin. Böyle böyle çok fazla Karamanların diye yine bir Cinelato Karamanların aslında çok ilginç yine bir hikaye var. Böyle böyle çok birbirinden enteresan hikayelerin olduğu, birbiriyle geçişkenliklerin olduğu, karakterlerin farklı farklı şekillerde, bünyelerde aynı isimlerle metinler arasında dolaştığı çok enteresan bir roman. Yani bu bir öykü kitabı da gibi okunabilir. Zaten yazar da söylüyor yani isterseniz farklı sıralarda okuyun öykülerimi. Yani illa benim koyduğum sıralamada okumak zorunda değilsiniz diyor ön sözde. Ama tabii ki aslında bir roman. Yani o birbiriyle bağlantıları görebiliyoruz. Çerçeve hikayeye bağlı bir roman olduğunu tür olarak söyleyebiliriz. Ama bir yani öykü kitabı olarak da adlandıramamanız da olabilir tabii ki. Yani bir öykü kitabında 8 tane öykünün olduğu, çok farklı konuları anlatan 8 tane farklı öykünün olduğu da bir metin olarak da değerlendirilebilir. Ama yazar roman olarak değerlendirmiş. Bence o ön sözden de kaynaklı. Ben de bunun roman olduğunu düşünüyorum. Peki yazar ön sözde ne demiş? Detaylı okumayacağım size ama çünkü ön sözde aslında kitabın bir parçası. Bir yazarın kitapla ilgili bilgi verdiği bir yer değil aslında bu kitap için. Onu söyleyebilirim. Karakterlerin gerçek hayata dair bir görüşü vardır. Gerçekliğin hayalini kurarlar ve sonra da kaybolurlar. Şunu da eklemeliyim. Yazar kaybolur diyor Alfao. Sonra da bütün dokularım benden bağımsız olarak hareket etti. Bir çare durumu daha iyi nasıl anlatabilirim ki? Özetle karakterlerim ciddi bir şekilde gerçeklik kurgudan daha tuhaftır söylemini benimsediler ve ben de onları aksine inandırmakta başarısız oldum diyor Felipe Alfa. Gerçekten de öyle. Özellikle bir metin var ki ismini de size tam doğru söyleyeyim, telaffuz edeyim. Bir Karakter adlı bir metin var. Bu arada öykünün ismi de bayağı kısa. Net bir şekilde metinde ne varsa onu yansıtan öyküler. Bu da güzel bu anlamda. Parçalar ya diyelim. Öykü demeyelim de parçalar. Romanın parçaları. Bir karakterde şöyle ifade ediyor Filippo Alfao. Yazmaya niyetli olduğum hikaye bir süredir aklımda olan bir hikaye. Ancak karakterlerin isyankar özellikleri beni onu yazmaktan alıkoydu. Öyle görünüyor ki karakterlerimi ve onların eylemlerini zihninde canlandırırken onlara oldukça hakimim. Ama bir karakterin hakimiyetini kaybetmek için onu kağıt üstüne geçirmeniz yetiyor. Kendi yoluna gidiyor. Beni başından savıyor. Ve canı ne isterse onu yaparak beni tamamen çaresiz bırakıyor. Bu bir öykünün ilk bölüm, yani ilk paragrafı. Romanın bir parçasının diyelim ya da ilk paragrafı. Burada Filip Alfa bizi oyuna davet ediyor aslında baktığımızda. Ve karakter, bu öykünün karakteri çıka geliyor. Gaston Bejarano bir gece eve dönerken bir kıza rastladı. Kapının zili çaldı. Sanırım bu arkadaşım Don Loriano. İzin verirseniz hikayeme başka zaman devam edeceğim diyor Felipe Alfao. Ya da kitabın yazarımız, Felipe Alfao'nun yarattığı kitabın yazarı anlatıcımız. Artık yazarın beni kağıda döktüğüne ve bana can ve bir başlangıç verdiğine göre hikayeye ben devam edebilir ve onu kendi kelimelerimle anlatabilirim. Artık onun ilgisine azat olduğuma göre istediğimi yapmaya muktedirim. O beni unutarak varlığımın sonlandığını düşünüyor ama ben gerçekliği fazlasıyla seviyorum ve anlatıcım artık
bana ilgi göstermese de hareket etmeye ve düşünmeye devam etmek niyetindeyim. Gördüğümüz gibi yazarımız çok güzel bir oyun oynuyor bizlere. Bu tabi işte postmodernistlerin sonra çok fazla geliştirdikleri ve oynadıkları bir oyun ama 1930'lu yıllardaki tekniksel olarak yapılanan bir postmodernist diyebilsek de aslında bir postmodernist metin değil. Neden? Bunu daha önce de anlatmıştım ama postmodern videolarımda tekrar bahsedeyim. Bu kitapta yeri geldi. Flann O'Brien'in Ağacı Tüneyen Sivinisi'ni de anlattığımda da yeri gelecek. Şimdi bu metne postmodernist demememin en büyük nedeni postmodern aslında 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları üstüne çıkan bir felsefe ve edebiyat tarzı. Yani önce felsefe ile başlayıp sonra sanatın diğer dalları en sonunda edebiyata dahil oluyor. 1950'lerin son ortalarından başlayarak diyelim ve özellikle 1960'ların başından itibaren edebiyatta kendi yerini alıyor. Yani orada bir düşünüş var. O 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği çok büyük bir yıkım tüm insanlıkta, özellikle Avrupa'da ve Amerika'da ve bu yıkımın üzerine inşa edilmiş, düşünce anlamında inşa edilmiş bir edebiyat. Ve tabii ki bazı teknikleri kullanıyor, bazı o teknikleri kendileri icat etmediler. Üst kurmacı dediğimiz ta Cervantes'in, Don Quixote'sinden beri var aslında. Metinler arasında çok önceki yıllarda da var. Ve diğer teknikler de var. Yani bunu postmodernistler keşfetmedi. Ama bu metne 1930'lu yılların ikinci yarısında yazıldığı için, yani yayınlandığı için diyelim, rahatlıkla öncü postmodern diyebilirim. Yani aynısını işte Flann O'Brien'in 1939 yılında yayınlanan Ağacı Tüneyen Sivinisi'ne, keza Cem Choice'un Finnegan's Wake'i, yani Türkçe bir Finnegan'ın Vahı veya Finnegan'ın Vahı diye ilk olarak çevrilen kitabını için söyleyebiliriz. Keza 1939 olması lazım. Nathalie Sarrault'un Fransız yeni romanının hem kuram anlamında öncüsü hem de içlerindeki tek kadın yazar olan Nathalie Sarrault'un Yönelişler adlı fragmenter metni içinde 1939'da. Yani o metni hiçbir türen içine yerleştiremeyiz. Ne bir romandır ne de başka bir metindir. Fragmenter, enteresan bir metin Yönelişler. Bütün bunları önce postmodernist metinler olarak değerlendiririz. Ama postmodern değiller. Pre-postmodern diyebilirim ancak. Öncü diyebilirim. Bu da öyle bir metin. O yüzden Locus'taki oyun, yani yazarın bu yaptığı oyunlar bize postmodernistlerin yaptığı o oyunları, yani onların çok yoğun kullandığı oyun, oyun içinde oyun, okuru oyunun içine dahil etme, yazarın ölmesi, yazar öldü tabiri, yazarın metnin içinde bir karakter olarak yer alması, ki burada da Philip Alfa bir karakter olarak yer alır. Ki işte Toledo kentinde Café de Los Locos'da geçen, orada yazarın gördüğü karakterlerin hayatını anlattığı öykülerden oluşan bir roman bu. Baktığımızda Locus isim de oradan geliyor. Ama tabii ki işte karakterin romanı, demin gösterdiğim gibi bir karakter bölümünde gösterdiğim gibi karakterin romanı da ele geçirdiği, anlatan hikayeyi ele geçirdiği hareketler de var. Bunun en yoğun yapıldığı ve en çok gösterildiği, kitapta gösterildiği yer bir karakter bölümü. Diğerleri öyle, pek de öyle değil. Diğerlerin daha çok yazarın sesini, yazarın anlatıcı sesini ve diyalogları görüyoruz. Metinler o şekilde ilerliyor. Ama çok enteresan metinler var gerçekten. İşte o Ölü Sevici bölümü çok ilginç. Kara Mandarin bölümü gerçekten çok ilginç. O Chinenaso çok ilginç bir karakter. Bazı dediğim gibi hani demin okuduğum kısımdan da anlayabileceğiniz gibi bazı hoşumuza gitmeyecek noktalar olabilir bu kitapla ilgili ama bunlar çok da rahatsız edici boyutlarda anlatılmıyor. Diğer pek çok benzer romandakinden farklı olarak çok da rahatsız edici değil. Bu da tabii yılın 1930'lu yıllar olmasının da etken olduğunu düşünüyorum. Gerçi hani Robert Musil'in Niteliksiz Adamı'nda 1920'ler yazılmasına rağmen enses kavramı bayağı yoğun vardır, anlatılır. Ama bu hani öyle bir kitap değil. Zaten hani incecik bir kitap gördüğünüz gibi. Yani sonunda da bir son sözü var. Ön sözle başlayıp son sözle de güzel, kitapla ilgili de güzel bir anlatım da var. Bu 8 tane metin haricinde. O yüzden Locus'u lütfen okuyun. Çok ilginç ve güzel bir metinle karşı karşıyayız. Evet, hani tarih boyunca bunun çok daha üstüne çıkan metinler olmadı mı? Oldu. Ama bu 1930'lu yıllarda yazılmış bazı böyle metinleri
ayrı bir gözle bakmak lazım. Bunlar modernist metinler aslında ama işte o modernizmle postmodernizmin arasında böyle gidip gelen metinler ki dediğim gibi bu işte kurmaca ön sözü de sadece tabii Filip Alfa yapmadı. 1910'lu yıllarda da Miguel de Unamuno Sisley yaptı. Yani bu yapılan bir şey, Alfa'nın icat ettiği bir şey değil ama kitap farklı, enteresan ve güzel. Güzel de bir mizahi dil var. Washington Post'un dediği gibi. Hakikaten böyle çok enteresan bir güzel bir mizahi dil var. Ben o mizahi dili çok sevdim. Çevirisi de güzel bence. Çeviride çok bir sıkıntı görmedim. Monocle'un yani çevirmeni teşekkür etmek lazım. Güzel bir kitap yayınlamış Monocle yayınları. Monocle'da böyle enteresan kitaplar var. Daniel Eski'nin Yapraklar Evi'nde olduğu gibi. Ama pek görünürde önde olmuyor ne yazık ki. O yüzden ben Monocle takip ettiğim yayınlarından bir tanesi. Onlarda böyle enteresan kitaplar gördükçe alıp okumayı tercih ediyorum. Bu kitap da aslında YouTube kanala gelen yorumlarda bir okurun tavsiyesiydi. Uzun zamandır da böyle kitaplığımda yerleştirmedim. Kitapların en üstünde duruyordu okuyayım diye. Ve okuduktan sonra da hayran kaldım metinlerden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama dediğim gibi daha üstünü ararsak çok sayıda edebiyat tarihinde 1950'li yıllardan sonra özellikle çok daha üst metinler çıktı. Ama bu da güzel bir metin Logos. Enteresan da bir kapağı var gördüğünüz gibi. Bence bu romanı es geçmeyin. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.